Şekil değiştirebilen programlanabilir madde. Kendi formunu değiştirebilen madde dediğimizde o da nedir diye sorduğunuzu tahmin edebiliyorum. Bunu anlatmanın en kolay yolu örneklemektir. Mesela bir madde yaptınız, küp şeklinde bu maddeyi dikdörtgen bir delikten içeri sokabilir misiniz? Hayır. İşte tam bu noktada programlanabilir madde sayesinde formunu küpten otomatik olarak dikdörtgen yapabilen programlanabilir madde yapmak mümkün olabiliyor. İleride bu teknolojinin bina yapımlarında kullanıldığını düşünün. Mesela deprem oldu ve madde kendi formunu değiştirip depremin geldiği yöne doğru kendini korumaya aldığını düşünün. İşte programlanabilir madde bizlere bu tarz korumalar ve faydalar sağlayabilir. Programlanabilir madde insanlığa ne katar? Şekil değiştiren ürünleri hayatımıza sokabilir. Mesela tornavidanın İngiliz anahtarına dönüştüğünü düşünün. Ya da mesela programlanabilir madde ile üretilen bir çubuğa arayüz aracılığıyla çubuğun ucunu sivrilterek veriler giriyorsun. Çubuğun ucu sivriliyor. Günümüz teknolojisinin kuralları geçerli. Yazılım yine donanıma yön veriyor. Peki bu programlanabilir madde hangi sektörleri etkileyecektir? Ne gibi sektörler doğuracaktır? Ben bir örnekle başlayayım. Uzay sanayisini müthiş ivmelendirir. Uzayda koloni kurmak için pek çok materyale ve malzemeye ihtiyaç duyulacak. Bütün tamir aletlerini götürmek yerine yeterli miktarda programlanabilir madde götürmek daha az yer kaplayacaktır. Programlanabilir maddelerin olumsuz yanı ise suistimali açık olmalarıdır. Gaddar ellerde tehlikeli şekillere girebilirler. Bu yüzden kesinlikle yazılımı kısıtlanmalı ve kısıtlı kodlar kullanılabilmeli. Herkesin ulaşamayacağı pahalılıkta olmalı. Bu arada programlanabilir madde ile ilgili çok kısıtlı kaynak var. Bu kaynakları çoğaltmalıyız. Nasıl ki jenerasyonumuzun popüleri ileri teknolojileri, yapay zeka, silahlı dronlar, sanal gerçeklik, elektrikli motorlar ve 3D yazıcılar ise çocuğunuzun döneminde ise programlanabilir maddeler popülerlikte olacak. Gerçek Endüstri 4.0 için kendi kendine katlanan origami robotlar zamanla bakteri gibi çoğalacak. Evrim geçirecek ve memeliler gibi büyüyüp gelişecek. Bütün bunu programlanabilir madde ile ihtiyaca göre şekil değiştirerek yapacak. Böylece üretimde maksimum enerji tasarrufu sağlayacak. Bir şeyi tam boy basmak yerine yumurtadan çıkan civciv gibi yavru halinde basacağız. Böylece nesnelerin internetini oluşturan akıllı cihazlar ve eşyalar az enerji ile maksimum verim sağlayarak hem doğal kaynaklardan hem de maliyetten tasarruf sağlayacak. Endüstri 4.0 sadece maliyet ve üretimde değil, enerji tasarrufunda da ölçeklenebilirlik sağlayacak. Şekilden şekle giriyor. 4B printerlar, kilo aldığımızda esneyen akıllı pantolonlar ya da ayaklarımız içince genişleyen ayakkabılar gibi ihtiyaca göre şekil değiştiren ürünler basmakta kullanılacak. Ancak ihtiyaca göre form değiştiren makineler, robotlar ve eşyalar üretmek sadece başlangıç. Asıl devrim tıpkı insan DNA'sında olduğu gibi donanıma kodlanan yazılımlar ve kendi kodunu yeniden yazabilen bilgisayar programlarıyla gelecek. Zaten yazılımın donanıma kodlanması, kendi kodunu yeniden yazan bir programın aslında yüklü olduğu donanım şeklini değiştirmesi anlamına geliyor. Bu yazılımlar sayesinde bilgisayarlar programlamak yerine bizzat sandalyeleri, robotları hatta tükenmez kalemleri gerektiği zaman şekil değiştirmek üzere programlayacağız. Böylece geleceğin dünyasında eşyalarla makineler tıpkı DNA ve protein molekülleri gibi kendi kendini programlayacak ve özel bir bilgisayar işlemcisi gerektirmeden kendi başına çalışacak. Babylon 5 bilim kurgu bir dizisinde buna kısaca organik teknoloji deniyordu. Stargate SG-1 dizisinden esinlenerek buna replikatör teknolojisi de diyebiliriz. Gerçek Transformers. Konuyu daha iyi anlamak için 4B printer terimini ele alabiliriz. 4B printerları zamanla şekil değiştiren malzemeler basan
3B printerlar olarak tanımladık ve bunun basit mantığı bulunuyor. Evrende 3 boyut var. Uzunluk, yükseklik, genişlik ama bunlar sadece 3 uzay boyutu. Oysa işin içine zaman boyutunu da katmamız gerekiyor ki Einstein'ın görecelik teorisinde bunu yaptı. Evrenin toplamda 4 boyutlu uzay zamandan oluştuğunu söyledi. Burada söylemek istediğimiz şey uzayın zamanla şekil değiştirmesi. Nitekim küçük bir bebek olarak dünyaya geliyoruz ve zamanla gelişip serpiliyoruz. Bu arada yaşadığımız tecrübeler hayatımızı şekillendiriyor ve yıllar geçtikçe yaşlanıyoruz. Yüzümüz kırışıyor ya da kilo aldıkça bel çevremiz genişliyor. Şekilde değiştiren robotlarla ne ilgisi var? Çok ilgisi var. Bugün dünyanın insana benzeyen en akıllı robotları arasında sayılan Honda'nın ünlü Asimo robotu bir kamyona mal yüklerken tökezleyip yere düşüyor. Asimo alışık olmadığı dik merdivenlerden çıkamıyor veya çukurların üzerinden atlayamıyor. Kısacası deprem olsaydı ve bina tepenize yıkılsaydı az önce ofiste masanıza kahve getiren Asimo elini uzatıp sizi enkaz altından kurtaramayacaktı. Orada durup sizi seyredecekti. Çünkü Asimo düşünemiyor ve daha da önemlisi insan vücudu gibi hareket edemiyor. Asimo'nun parçaları düz ve temiz ofislerde, park yeri gibi açık alanlarda dolaşmak üzere tasarlanmış. Asimo'nun kolları, bacakları, eklemleri sert ve şekil değiştiremeyen plastikle, metalden üretilmiş. Düşünülebilen bir robot olsaydı bile en azından enkazdan kurtaramazdı. İnsan vücudu öyle mi? Görünüşte sert olan kemiklerimiz yük binliğinde esniyor. Üstelik beynimizin bir parçası olan beyincik, vücudumuzdaki yüzlerce kası gerektiğinde saniyede 40 kez ayarlıyor ve sallanan bir vapurda bile düşmeden yürümemizi sağlıyor. Öyleyse canlılık nerede başlıyor? DNA sadece belirli moleküllerle karşılaştığı zaman bölünen, kendini kopyalayan yani kimyasal hafızası olan kompleks bir molekül. Aslında Stargate dizisindeki gibi dünyayı ele geçirip her şeyi yok etmeye çalışan replikatör robotlar gibi sürekli kendini kopyalayan bir molekül. DNA özünde kimyasal geri besleme, feedback yoluyla ortama ve şartlara göre şekil değiştiren bir molekül. Yani kendi kendini basan bir 4B baskı malzemesi. İnsanların dünya üzerindeki egemenliğine bakarsak, DNA'nın replikatörler gibi dünyayı ele geçirdiğini de söyleyebiliriz. Nitekim Richard Dawkins gibi biyologlar insanların gen replikatörleri olduğunu söylüyor. Konuya basitleştirerek baktığımız zaman DNA bize akıllı bir molekül gibi gözüküyor. Oysa DNA sadece kimyasal hafızası olan ve kendi kendini kopyalayan, organize olan organik bir molekül. Nitekim fitness salonuna gidip ağırlık çalışmaya başladığımızda vücudumuz da DNA'nın kas geliştirmeye yönelik genetik potansiyelini açığa çıkarıyor. Yani DNA kas yapan genlerimizi harekete geçiriyor. Buna genlerin kendini ifade etmesi diyoruz ve bütün bu süreç bilinçli olarak değil, otomatik olarak gerçekleşen kompleks bir geri besleme mekanizmasıyla işliyor. Özetle her hücrenin içinde DNA denilen bir 4B printer var.